Yaş olsun! Özgürlük, dayanışma! Yaşasın! Özgürlük, dayanışma! İzmir'den İzmir'den NATO karargahını kovalım diyenler, ülkemizden ve bölgemizden emperyalizmi kovalım diyenler, bu memlekette asla ve asla sivil bir diktatörlüğe izin vermeyeceğiz diyenler, eşitlik ve özgürlük temelinde bu ülkeyi, Türkiye'yi yeniden kuralım diyenler, sevgili gençler, ezilenlerin en ezileni sevgili kadınlar, sevgili çocuklar, sevgili kamu emekçileri, hepinizi Özgürlük ve Dayanışma Partisi adına selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ve selamlıyorum. Bir yıldır hakları için, onurları için mücadele eden DEBA işçilerini selamlıyorum. Taşeronlaşmaya karşı, sömürüye karşı mücadele eden genel iş üyelerimizi, yöneticilerimizi selamlıyorum. Ve burada, bu alanda olmayıp, bu meydanda toplanan bizlere bakıp, bunlar ne diyor, ne söylüyor diyen, kulağı bizde olan ama meydanda olmayan sevgili İzmirliler, hepinize, hepinize merhaba diyorum. Dostlar, kardeşler, 10 yıldır AKP karanlığı altında yaşıyoruz. Bakın, bir haftadır yaşananlar AKP'nin nasıl bir ülke yarattığını gösteriyor. Kamu emekçileri, avukatlar, öğrenciler, herkes ama herkes cezaevlerine dolduruluyor. Neredeyse her sabah bir operasyonla uyanıyoruz. Darbe dönemlerini aratmayan bir olağanüstü hal rejimiyle karşı karşıyayız. Toplumsal muhalefet sindirilmeye, halk susturulmaya çalışılıyor. Gündelik yaşam, dini muhafazakarlığın, gericiliğin baskısı altına alınarak zorla değiştirilmeye çalışılıyor. Sözde özgürlük adına özgürlüğe savaş açılıyor. Tek tip yaşam dayatmasına karşıyız adı altında topluma tek tip yaşam dayatılıyor. Sözde sivilleşme adı altında sivil bir diktatörlük inşa ediliyor. Ülkenin kaderi tek adamın iki dudağı arasına sıkıştırılıyor. Çoğunluk gücüne yaslanarak ve dayanarak yapılan yasalarla, kanun hükmünde kararnamelerle ülke fiilen tek adamla yönetiliyor. AKP şimdi de bu yetmezmiş gibi yeni anayasa ile fiili tek adamlık rejimini sivil bir diktatörlüğe dönüştürerek kurumsallaştırmaya, anayasal bir güvence altına almaya çalışıyor. Ülkemizde demokrasinin ve çok ama çok arzuladığımız barışın yolunun bir sivil diktatörlükten geçtiği halka yutturulmaya çalışılıyor. Burada neler ediyoruz? Sivil diktatörlüğe asla ve asla izin vermeyeceğiz. Dün bunu Özal denemişti. Buna izin vermemiştik. Bugün Erdoğan deniyor. Buna da izin vermeyeceğiz. Peki sevgili dostlar, bu AKP, bu Başbakan Erdoğan neden buna ihtiyaç duyuyor? Neden bir sivil diktatörlük arayışında? Bunun tek nedeni var sevgili arkadaşlar. Çünkü AKP bu sömürü ve savaş politikalarını başka türlü
asla sürdüremez. Sürdüremez. 10 yılda 10 binin üzerinde işçi cinayetine neden olan bu taşeron düzenini başka türlü sürdüremez. Sürdüremez. Emperyalizmin güdümünde komşularımızla ülkemizi savaşın eşiğine getiren bu savaş politikalarını asla başka türlü sürdüremez. Bütün bunlar ancak ve ancak bütün halkın ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi ve susturulması ile gerçekleştirilebilir. AKP o yüzden var gücüyle, olanca şiddetiyle saldırıyor. Ama AKP bunu başaramayacak. İşte bu meydan, işte buradaki yürekli ve dirençli sesimiz, soluğumuz bunu gösteriyor. Buradan Başbakan Erdoğan'a sesleniyoruz. Diktatörlük hevesine kapılan Erdoğan'a sesleniyoruz. Tarihe bak, tarihi oku. Tüm diktatörler ve diktatör heveslilerinin sonu büyük bir yalnızlık ve çaresizlikten başka bir şey olmadı. Ey Erdoğan, seninki de bundan asla farklı olmayacak. Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, ABD ve NATO'yu ülkemizden ve bölgemizden kovalım yürüyüşünü Ankara'dan sonra bugün de burada güzel İzmir'imizde gerçekleştiriyoruz. İzmir NATO karargahı olmayacak demek için buradayız. Bizden öncekiler de mücadele bayrağını yükseltmişti. 6. filoyu bu memleket topraklarından def etmişti. Buradan 6. filoyu ülkemizde kovan, Kommer'in arabasını ateşe veren devrimcileri, devrimci kardeşlerimizi, Beyce Boranları, Deniz Gezmişleri, Mahir Çayanları, İbrahim Kaypakkaya'ları, Fikri Sönmezleri, Ali Başbinaları, adlarını sayamadığımız bu ülkemizin onurlu evlatlarını buradan bir kez daha selamlıyoruz ve alkışlıyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bakın bizim kavgamız yeni bir kavga değil. Bizim kavgamız yıllardan beri süren bir kavga. Bugün Türkiye'de iki tarihsel çizgi var. Bu çizginin bir tarafında bu ülkemizi NATO toprağı yapmak için uğraşanlar, bu ülkeyi küçük Amerika yapmak için uğraşanlar, bir bu çizgi var. Bu çizgi Menderes'lerden Demirel'lere, Demirel'lerden Özal'lara ve Özal'lardan Tayyip Erdoğan'lara uzanan bir çizgidir. Ve bu çizginin karşısında başka bir çizgi vardır. Ülkemizin bağımsız olması için, ülkemizin onurlu bir ülke olması için, ülkemizde emeğin egemen olması için mücadele eden tarihsel, devrimci bir çizgi vardır ve bu çizginin yaratıcıları bellidir. Bunlar Denizler'dir, Mahir'lerdir ve İbrahim Kaypakkaya'lardır. Bakın onlar yıllar önce bu ABD emperyalizminin ve onun işbirlikçisi İsrail Siyonizminin bu bölgeye ne yapacaklarını, ne edeceklerini, bu bölgeyi, bu coğrafyayı bir kan deryasına dönüştüreceklerini yıllar önce dile getirdiler. Bunu dile getirdikleri için hayatlarından oldular, katledildiler. Şimdi bizler 2012 yılında ne mutlu ki bizlere böyle onurlu bir tarihsel geleneği bugün sürdürüyoruz.
onların haklı mücadelesinin verdiği gururla başımız dik, alnımız açık bir biçimde İzmir'in sokaklarında onların bıraktığı bayrağı dalgalandırmaya devam ediyoruz. Hayır, Hüseyin, Umar, Kurtuluş'a kadar savaş! Hayır, Hüseyin, Umar, Kurtuluş'a kadar savaş! Hayır, Hüseyin, Umar, Kurtuluş'a kadar savaş! Bu AKP devleti, AKP düzeni ülkemizi komşularıyla savaşın eşiğine getirdi. Hatay'dan Malatya'ya, Adana'dan İzmir'e, ülkemizin dört bir yanına yeni NATO üsleri ve füzeler yerleştiriliyor. Ülkemiz ABD'nin gelişmiş bir üssü ve operasyon merkezi haline dönüştürülüyor. Tüm bunların ardındaki neden, emperyalizmin Orta Doğu'ya ve Afrika'ya yönelik hakimiyet arayışlarıdır. Libya'yı NATO bombalarıyla yerle bir ettiler. Mali'de Fransa'nın askeri müdahalesiyle iç savaşı yarattılar. Suriye'de kışkırtılan iç savaş iki yıldır büyük yıkım ve acılarla devam ediyor. Orta Doğu'nun enerji kaynaklarına ve pazarlarına sahip olmak için yapılan bu müdahaleler eliyle halkların kaderleri ellerinden alınıyor. Artık ne Irak'ta, ne de Libya'da, ne de Suriye'de bir ülkeden söz edemiyoruz. Ülkelerin tarihi ve halkların geleceği tahrip edilmiş vaziyette. Bu yıkımdan pay kapma açgözlülüğü içindeki AKP, kanlı oyunun maşası olmayı seçti. Emperyalist politikaların aktif taşeronluğuna soyundu. Suriye'de süren iç savaşta, Suriye'ye dışarıdan getirilen cihadist güçlere yaptığı para ve silah yardımı ve gizli askeri üslerle ülkemizi savaşın merkez üssü haline getirdi. Emperyalizmin AKP eliyle ülkemize biçtiği rol, misyon, bölgesel işbirlikçi aktörlüktür sevgili kardeşler. Bunun için ülkemize yeni üsler kuruluyor. AKP Suriye'deki gibi dolaylı olarak sürdürdüğü iç savaşın ötesinde bölgede daha aktif görevler üstlenmeye, NATO ile birlikte sıcak savaşlara girmeye hazırlanıyor. Orta Doğu halklarını perişan edecek emperyalizm güdümlü bu savaş politikalarına karşı her yerde sesimizi yükselteceğiz. Bu savaş politikalarının bedeli Orta Doğu halklarıyla birlikte ülkemiz emekçi halklarını ödettiriliyor. Bu bedeli asla ve asla ödemeyeceğiz. İşte kardeşler, sevgili dostlar, işte patriotlar, 2000 NATO askeriyle birlikte ülkemize konuşlandırıldı. Biliyoruz ki bu patriotların kurulmasının tek amacı ülkemizdeki ABD ve NATO üslerini korumak ve bölgede İsrail'in güvenliğini sağlamaktır. Bu füzelerin tetiği de NATO'nun elindedir. Patriotların Türkiye'ye yıllık maliyeti ise 15 milyon TL'dir. İşte taşeronluğun ülkemizi getirdiği nokta, ülkemizi getirdiği yer burasıdır. Başbakan Erdoğan hiç sıkılmadan patriotların yerleştirilmesine itiraz edenlere, yani bizlere cevaben diyor ki burası NATO toprağıdır. İktidar yandaşları da halkımızdan ABD'ye ve emperyalizme beş vakit dua etmesini istiyor. Bu işbirlikçi gelenek, işte bu işbirlikçi gelenek, 6. filo ülkemize geldiğinde de 6. filoyu kıble yapıp namaz kılmaya çalışmıştı. İşte bu denli kişiliksiz ve teslimiyetçi iktidar dini imanı da emperyalizme havale etmiştir. AKP devletinin kıblesi Amerika, dini imanı da paradır sevgili arkadaşlar. AKP
Kürecik'te radar üssünün patriotların parçası olarak İzmir'e de NATO'nun en büyük kara kuvvetleri müttefikler komutanlığını taşıdı. Komutanlığın açılışında konuşan NATO komutanlarından biri şöyle dedi. Dedi ki TSK'ya çok teşekkür ederiz. NATO'nun Afganistan'da, Balkanlar'da, Libya'da gittiği birçok ülkede Türkiye'nin, TSK'nın çok önemli katkısı oldu. İzmir çok önemli bir komuta merkezi olacak. İzmir üssünü NATO'nun geleceğinin önemli bir parçası olarak görüyoruz diyor. Her şeyi açık açık söylüyorlar. İzmir bu karargahla, yani yanı başımızdaki bu karargahla operasyon üstlerinden birisi haline getiriliyor ve bu NATO tarafından ilan edilmiş durumda. Bizler 6. filo nasıl ülkemizden kovulduysa bugün de NATO karargahını İzmir'den söküp atmakta, emperyalizmi ve NATO'yu ülkemizden ve bölgemizden kovarak Türkiye'yi, ülkemizi eşitlik ve özgürlük temelinde yeniden kurmaya kararlıyız ve azimliyiz. AKP düzeninin bu karanlık rejiminin karşısında, bu karanlıktan çıkışın ülkemizin bağımsız bir ülke ve özgür geleceğinin tek yolu AKP düzenini yıkıp Türkiye'yi yeniden kurmaktan geçiyor. Türkiye'yi yeniden kurma mücadelemiz sevgili dostlar, dini muhafazakarlaşmaya, gericiliğe karşı gerçek laikliğin, emperyalist tahakküme karşı bağımsızlığın, taşeron çalışma ve sömürüye karşı emeğin egemenliğinin, doğanın yok edilmesine karşı doğayla barışık bir hayatın, Kürt yurttaşlarımızla beraber onların da eşit yurttaşlık haklarına kavuştuğu, Kürtlerle Türklerin eşit, özgür, bir arada barış içinde yaşadığı bir mücadeledir. Türkiye'yi yeniden kurmak mücadelesi böylesine bir mücadeledir. AKP düzeninde taşeronlaşmaya ve güvencesizliğe karşı mücadele eden işçilerin, doğal yaşam alanlarını koruyan ve ekolojik yıkıma direnen köylülerin, ODTÜ'de ve tüm üniversitelerde ayağa kalkan öğrenci kardeşlerimizin, bedenimiz bizimdir diyen kadınların, özgürlüklerine sahip çıkarak gerçek bir laiklik için mücadele edenlerin, eşit yurttaşlık için mücadele eden Kürt yurttaşlarımızın, tüm emekçilerin ve ezilenlerin yükselen mücadelesiyle ülkemizi yeniden kurmaya azimliyiz ve kararlıyız. Bu azimle ve bu kararlılıkla hepinize sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum, mücadele dolu günler diliyorum. Sevgiyle kalın, dostça kalın, güzel kalın ve hep ama hep devrimci kalın arkadaşlar. Arkadaşlar!